Tamam, başlayalım. Şimdi ya OpenStack'in çok temel bileşenlerinden bir tanesi. Nötron öncesinin ismi Q ile başlayan bir şeydi. Kuantumlu. Sonrasında nötron yaptılar. Bu genel olarak ben tecrübelerimi aktaracağım esasında. Yani işte nötronda ne yaptık, ne ediyoruz? İşte nötron problemleriyle nasıl baş edebiliriz, nerelere bakabiliriz, ne yapabiliriz gibi şeylerle çeşitli olacağız bugün ve sonrasında da bir tane esasında demo göstereceğim. Yani problem çözmeyeceğim çünkü şu anda çalışır vaziyetteler ama yani bir problem olsaydı nerelere bakardığımı göstereceğim esasında. Ve bunu da canlı ortamda yapacağım. Çalışan OpenStack ortamında yapacağım. Şimdi kimim ben? Hatta şu tarafı geçsem daha güzel olacak herhalde. Bak şöyle bir şey. Ya sistem yöneticisiyim. Esasında öncesinde yazılımcıydım ben. Hala da yazılımcıyım. Genelde Python yazıyorum. Java ile işte oldum. Android uygulamaları vesaire gibi şeyler de uğraşıyorum bu arada. Scrum'da çalışıyorum. Platform as a Service şirketiyiz. Startup'ıyız. OpenStack'i kullanıyoruz aktif olarak şu anda. Ve bunun üzerinde işte Compute'dan tutun da Object Storage'a kadar birçok hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi bilgisayar bilimlerinden mezun oldum. Şu anda böyle bir bölüm yok. Kapattılar daha sonra. Bilgisayar mühendisliği okuyoruz bölüm listesi. Hocalar da işte vesaire var ya bunun. Ayrıyeten ekstra bilgi almak istiyorsanız web sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bir ajandamız var. Esasında yani nötronu anlamak için, daha doğrusu OpenStack'teki networking yapısını anlamak için belli bir takım temel bileşenleri anlamak gerekiyor. İlerisi keşfetmek gerekiyor. Çünkü bahsedilen şeyler, işte overlay network ve demiş namespace üzerine kurulu bir şey bu tamamıyla. Bunların temel bileşenleri bunlar ve bunları birazcık böyle anlamadan, şey yapmadan nötronun içerisine girip işte nereye bakacağım, nasıl ilerleyeceğim, ne yapacağım gibi konuları anlamak birazcık zor oluyor. Yani ben 9 aydır OpenStack'te uğraşıyorum ve yani direkt olarak nelerin network problemleriyle girdim. Yani sorunla başladım ve öğrenmem ve bunları şey yapmam gerekiyordu. Yani problemleri çözebilmem gerekiyordu network kalkmanında. Yani dolayısıyla bu orada network bütün yüksek interface konularına aşınaydım ancak nötronun işte nasıl interfaceleri oluşturduğunu, ne yaptığını vesaire böyle biraz araştırıp şey yapmak gerekiyordu, bakmak gerekiyordu. Yani o zamandan bu zamana aktif olarak nötronla ve bu network problemlerle ilgileniyorum. Bunları size aktarabileceğimi umuyorum. Yani sonrasında işte nötronun genel yapısı, çok detaya inmeyeceğim. İşte interfaceler nasıl oluşuyor, ne yapıyor vesaire gibi şeylerden bahsedeceğim. Genel problemlerde sonrasında da bunların nasıl çözüleceğiyle alakalı fikirleri söyleyeceğiz. Herhalde. Şimdi overlay network esasında yani nötronun yaptığı şey bu. Overlay network'ün açılımı ne denir? Elinizde bir tane network var, halihazırda işte switchleriniz var, ne denir? Routerlarınız var, şunlar var, bunlar var. Bu network üzerinde ayrı bir network oluşturuyorsunuz. Bütün olay bu. Yani sonuç olarak yani cloud dediğimiz şey işte virtual, işte sanal sonuçlardan tutun, sanal networklardan ve sanal routerlardan oluşan bir şey. Hani o overlay network bunun genel, generik ismi ve hani bu networkler birbirinden bağımsız. Bunlar hiçbir şekilde birbiriyle overlap etmiyor. Yani dolayısıyla atıyorum bir tane müşteri işte 10.0.0/24 bloktan kendi VM'lerine IP vermek istiyorsa başka bir müşteri de aynı IP kullanabiliyor, aynı şekilde verebiliyor. Bunlar bazı tekniklerle ayrılıyorlar. Yani genel olarak gördüğünüz yapı bu. Hani bunlar fiziksel sonuçlar, bu fiziksel sonuçların içerisinde işte VM'ler var, VM'lerin bağlı olduğu interfaceler var ve bu interfaceler belli tekniklerle diğer networking üzerinden başka VM'lere, başka hostlara aktarılıyor. Genel olarak bu. Nötron'un yaptığı esasında bunu işte OpenVSwitch kullanarak, başka teknolojiler kullanarak başarmak. Ve hani bunu herkes kendi farklı bir işi var. Nötron başka şekilde yapıyor, başka teknolojiler de var. Ve bunlardan bunları kullanarak overlay network oluşturabiliyorsunuz. Ve genel olarak işte VXLAN, GRE gibi örnekler var. VLAN hepimiz duymuşuzdur. VLAN işte 4096 adet tag oluşturabiliyoruz.
limitation var. İşte VX'den bu bize çok az geldi. İşte 4'te rakamlar çok az. Bunu biraz daha böyle genişletelim. Çok daha fazla elimizde tag olabilsin diye geliştirilmiş bir şey. GRE de aynı şekilde. Bu sunumda ben VLAN üzerinden gideceğim. Şimdi bunları ayırmak için esasında hem network donanımlarını hem de fiziksel donanımları konfigür etmek gerekiyor. Network donanımından ne VLAN kullanıyorsak işte belli bazı portları VLAN taglerini kabul edeceği şekilde ayarlamak gerekiyor. Yani atıyorum VLAN bin tagli paketi drop etmeden işte içeriye al gönder dağıt vesaire gibi bu tarz şeyleri ayarlamak gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel makineleri ayarlamak lazım. Şimdi işte bir VM'den bir VM'e paket aktarılıyor ve o bir fiziksele gelmek zorunda. O fiziksel makinenin üzerinde de bir takım işlemler yapmak lazım ki o paketi düzgün şekilde istediği şeye ulaştırabilir, makineye ulaştırabilir. Esasında bütün olay bu şekilde. Hem fiziksel katmanda hem de işte network katmanında bunları ayarlamamız gerekiyor. Şimdi şeyde fiziksel network tarafında VLAN kullandığımız için işte switchlerimizin VLAN şey yapması, kabul etmesi ya da VLAN ayarlarını yaptığımız varsayarsak fiziksel hostlarda konfigürasyona geliyoruz. Yani fiziksel işte paket bizim fizikselimize girdi. Bu paketi biz nasıl yaparız da ayrı böyle virtual network, virtual route oluşturabiliriz. Bunların temelleri de Linux namespace'lerden geçiyor. Bu Linux namespace'ler işte prosesleri, network interface'lerini tamamıyla ayrı bir dünya, ayrı bir ayrı bir yere hapsediyor diyelim. Onları sunan bir yapı. Change root'u duydunuz mu? Kullanmışsınızdır. Change root'un işte network için, işte inter-process communication ya da diğer şeyler için olduğu gibi düşünün. Linux namespace'ler bunları sağlıyor. Bu Linux namespace'ler de esasında process namespace'leri var. İşte bir process namespace'i de çalışan process sadece o namespace'te kalıyor. Yani işte psaux yazdığınız zaman sadece o namespace'te çalışan prosesleri görüyorsunuz. O namespace'in dışarıya çıktığınız zaman, yani normal kendi bilgisayarınızdaki işte psaux yazdığınız zaman o namespace'te çalışan proses görünmeyecektir. Aynı şekilde networkler için de bu geçerli. Network namespace'inde. Network namespace'inde kendi host makinenizin bir tane namespace var, genel, işte default namespace diyelim. Bütün her şey orada, routing namespace, routing kurallarınız, flow table'larınız vesaire. Ama ayrı network namespace oluşturduğunuz zaman oluşturacağınız interface'ler sadece namespace içerisinde yer alıyor. Yani dolayısıyla bunları, işte prosesleri, network'ü, diğer başka bir takım şeyleri ayırabiliyorsunuz. Birbirinden bağımsız hale getirebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu işimize yarıyor. Niye? Çünkü her sonuç şey için, müşteri için ayrı ayrı bir şeyler yaratmak istiyoruz. Şimdi network tarafıyla ilgileneceğiz daha çok. Bu Elixir, Docker ve container teknolojisi tamamen üzerine kurulu. İşte atıyorum yeni bir Docker imajı yarattınız diyelim. Yaptığı şey network'ünü ayırmak, proseslerini ayırmak, diğer bir takım şeyleri ayırmak ve çalıştırmak. Yani şeyde, işte Docker container'ında, işte container'da çalışan bir şeye, işte PSAX yazdığınız zaman fiziksel hosta muhtemelen göremeyeceksiniz. Ancak içerisinde, daha doğrusu şöyle, bir container'da çalışan, bir container'da PSAX yazdığınız zaman diğer container'ın çalıştırdığı prosesleri göremiyorsunuz. Yani process namespace buna yarıyor. Bunları ayırıyor. Hala çok sağ olun. Evet, bundan bahsetmiştim. Yani network namespace aynı fizikselde farklı interfaceleri yaratmanızı sağlayan bir yapı. Kernel tarafından nasıl oluyor bu? Dediğim gibi yani default olarak sizin Linux makine aldığınız elinize işte routing kuralları eklediniz, yeni interface eklediniz. Bunlar default bir tane namespace'i tutuluyor. Ki hani işte IP link komutunu yazdığınız zaman şeyleriniz görünsün. Interface'leriniz görünsün. Ama işte birçok farklı namespace yaratabiliyorsunuz. O namespace'lerin içerisinde farklı interface'ler olabiliyor. Atıyorum işte fiziksel tarafta bir şey yarattınız. İşte bridge yarattınız ya da bir interface yarattınız. Onu sen şu namespace'e dahil oluyorsunuz. Tekrar IP link komutunu çalıştırdığınız zaman o şeyi, interface'i göremiyorsunuz. Neden? Çünkü başka bir namespace içerisinde çalışıyor. Yani dolayısıyla bu şeyler, interface'ler sadece kendi dahil olduğu namespace içerisinde yer almakta. Yani tamamen apayrı bir şekilde onları sağlıyor. Geçebiliriz bir sonraki slide'a. Şimdi yani burada iki tane şey önemli. Yani virtual network yaratacaksak, şimdi her virtual network için neden ayrı bir tane namespace yaratmıyorum?
Çünkü biz bunları ayıracağız. Farklı network'ta olacak, farklı rahatlıkta olacak. Dolayısıyla her şey, her network için, her ayrı network için ayrı bir tane namespace yaratalım ki kendi içerisinde kim neyin şu onu listesini yapalım. Ne? Cola Fanta. Aynen. Ha, içecek listesi. Evet. Ben kola diyorum. Kola içmeyenler kalmış. Herkes kola içiyor. Evet. Sprite içen var. Sprite yok, Furka var. Onun yerine. Aynen ama değil mi? Ayran. Ben ayran 2 oldu. Ayran 3. Ayran 4. Ben diyet kola varsa diyet kola geçiyorum. Diyet kola var. Ben de diyet kola diyorum. Hepsine gitsin var ya. Kola kola. Light 0. Ayran 0. 7 gün. Ya da Fanta. Bir ayran daha ekleyeceğim. Kaç oldu? 7 gün yok. Fanta. Fanta da yok. Ayran 5 oldu. Limonata var, şalgam var, vişne var, kapının çeşitleri var. Soda, limonlu soda, ice tea, ayran 5 oldu. 5 ayran, evet. 14. Toplam 14 kişi. 5 tane ayran yazdım ben. 2 tane kola zero, 1 tane light. Doğru mudur? 2 tane. 0-3 yapar mısın? 0-3. Ben söylemeyeysem 4 oldu. 4 oldu. 5-9. Bunlarla beraber. Bir tane Furka 10. 4 tane normal kola 11. Ben normal kola değil. O zero oldu. Sen ben söylemişim sana. Toplam 14 olacak. Toplam 14 olacak. Toplam 14 olacak. Geri kalan 14'ü tamamladım. Kafam görünmedi yani. Tamam, geri kalan 14. Kolum normal kola getir. Normal kola. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Tamam, kolalar gelince o zaman biz alırım sağlıyoruz, soğumasınlar. Kolalar gelsin öyle anlayalım. Öyle mi? Tamam, kola gelince o zaman ara verelim. Nerede kaldık? Yani şimdi ayran network yaratacağız. Şimdi bunları zaten switch tarafında hallettik. İşte VLAN bekleyip göndereceğiz, okey. Fiziksele geldi. Fizikselde de bunu bir yere göndermek lazım. Bunların birbirinden ayrı olması lazım. Elimizde namespace diye bir şey var. Yani dolayısıyla bu network namespace'lerini virtual network yaratırken kullanabiliriz. Daha doğrusu her network için ayrı bir tane namespace oluşturabiliriz. Ve buradaki program bunları yapabildikten sonra, yapabildiğimizi bildikten sonra şey geliyor olay. İşte elimizde bir tane paket geldi, ben bu genel paketi namespace'e nasıl göndereceğim? Esasında bütün olay bu. Yani ne denir, ayrı olan namespace'e gelen bir tane paket var, bunu bir şekilde yönlendirebilmem lazım. Bütün program bu. Bir şey hocam, her bir network için o zaman hem bir VLAN hem de bir tane network namespace. Aynen öyle. Yani her bir network için ayrı bir VLAN tagi. VLAN switch'ten geçmesi için. VLAN switch'ten geçmesi için fiziksel üzerinde yer alabiliriz. Aynen öyle. Ne denir? İşin detayı VLAN kısmında biraz daha şey, ne denir? Karışık değil de, evet tek bir VLAN yok mesela. Onu şey yaparım şimdi, şu anda göstereceğim. Ama yani esasında evet. Her bir network için ayrı bir tane VLAN tagi olması lazım. Çünkü diğerlerinde karışmasın. Geldiği zaman da fiziksel sonucu, o network için ayrı bir tane namespace olsun ki yani diğerleriyle fiziksel olsun da karışmasın. Sadece o namespace içerisine gitsin, işlemleri yapsın vesaire. Şimdi namespace'in olmasının avantajı da şu. Namespace içerisinde yazdığınız IP tables kuralları sadece o namespace içerisinde yer alıyor. Ve o NS içerisinde, NS olarak kısaltayım söylemesi biraz zor geldi şimdi. Neyse o NS içerisinde yazdığınız kurallar sadece NS'de geçerli ve spesifik olarak şey yazabiliyorsunuz mesela. Şu interface'de yani normal IP tables kullandığınız şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla mesela şeyler de öyle geliyor. İşte floating IP'lerdeğiniz zaman floating IP'nin yaptığı tek olay şu. O network'ün namespace içerisinde bir tane IP tables kuralı yazmak. Dışarıdan gelen paket eğer işte public IP'si şuysa şu iç network'te şu IP'ye gönder. Yaptığı tek şey bu ve bunu IP tables'da yapıyor. Namespace içerisinde yapıyor. Tamam, buraya kadar okeyse geçeceğim. Aklınıza takılan bir şey var mı? Şimdiye kadar öyle şey yapmadım. Trafiği dışarı çıkartırken de aynı şekilde public IP ile eşleştiriyor ve dışarı çıkartıyor. Evet. Yani SNET ve INET kuralları var. Aynen. Tamam. O namespace içerisinde source net ve destination net var. Bunları geri yapabiliriz. Tıp yok öyle. Yani kendisi yok. Aynen. IP tables'a baktığında SNET ve INET yapıyor. Aynen. IP tables'a baktığınız zaman bu nötron kendisi otomatik olarak gönderiyor zaten. Atıyorum associate floating IP dediğiniz zaman nötron API'ye gidiyor. Şu network için bu IP adresini associate etmek istiyorum diyor. Arka tarafta bunların agentları var. Bu agentlar o mesajı alıyor. Ha ne yapacağım ben deyip IP tables kuralı ekleyeyim diyor esasında yani. Olay bu. Bu
O yüzden Spoof IP'de dışarı atak da çıkartılamıyor. Yok, hayır. Onun içinde şöyle kurallar var. Spoof IP'de atak çıkaramamayı şeyle hallediyor. Fiziksel yemin bulunduğu, bağlı bulunduğu fizikselde hallediyor. Orada da IPv6 kuralları var. Orada çok spesifik kurallar var. Kabul edici paketler şöyle. HIP ve VM'in MAC adresi şeklinde gidiyor. HIP'si düzgün ve MAC adresi de düzgünse içeri alıyor paketi, değilse drop ediyor. Aynen. Şimdi Neutron'a gelelim. Zaten birazcık bahsettik. Ya bu esasında API. Yani OpenSignal genel anlamda yaptığı şey API ile haberleşsin, RESTful API ile. Haberleştikten sonra da bu mesajı bir tane Q'ya atsın, RabbitMQ'ya. RabbitMQ'dan da agentlar mesajı çeksin, uygulasın. Bütün olay bu. Yani bu Neutron için de geçerli, Nova için de geçerli. Compute atıyorum, bir tane VM açmak istediğiniz zaman Nova API'den VM açmak istiyorum diyorsunuz. API bu isteği alıyor, HTTP S üzerinden. RabbitMQ'ya bir tane mesaj gönderiyor. RabbitMQ'ya bağlı bir sürü şey var, client var. Scheduler onu alıyor. Ve hangi makine boş diye karar veriyor. O makineye da yeni bir mesajla sen bu makineye şunu aç şeklinde mesaj gönderiyor. Ve agent'ı, o makinede çalışan agent'ı alıp gerekli işlemleri yapıyor. Esasında bu Neutron tarafında da bu şekilde. Ve dediğim gibi yani bunu yapan çeşitli agent'lar var. Bunlar servis olarak çalışıyor. İşte atıyorum L2 agent, VPN agent gibi bir sürü agent'ları var Neutron'un. Ve bunlar işte flow tavırlarını oluşturuyor, routing kurallarını ekliyor, firewall kurallarını ekliyor IPTables'la. Ve yola devam ediyor. Ve aynı zamanda da bu aşağı tarafta genellikle Open vSwitch kullanıyorlar. Ama Open vSwitch kullanmak zorunda değilsiniz. Yani Neutron genişletilebilir plugin yapısına sahip. Atıyorum bir tane switch üreticisi, ben Neutron'un %100 destekliyorum dediği zaman şey yapabiliyor. Gidiyor, özellikle sadece switch üzerinde o işlemleri yapıyor. Hani fiziksel olsa yapmıyor. Dolayısıyla hani bu orta tarafta switch atıyorum, işte IPTables kurallarını, firewall kurallarını yapıyor vesaire. Yemeğimiz geldi, burada bırakabiliriz. Sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Ne diyorduk? Ya bu önemli bir şeyden tekrar bahsedeyim ben. Soru şeydir ya, source inat ve floating IP'lerle alakalı bir şey vardı. Şimdi OpenStack'te VM açıldığı zaman iş network'ten bir IP adresi alıyor. Siz ne belirliyorsanız. 10 blok'tan alabilir, 100 blok'tan alabilir, 60 blok'tan alabilir, neyse. Bunun hepsinin adı arkasında. Yani oluşturduğunuz VM'ler network'ü dahil ama dışarıya ve dışarıdan istek alamıyorlar. Ya bunun için floating IP eklemek lazım. O makinenin dış IP'sinin olması gerekiyor. Onu eklediğiniz zaman virtual router'da işte source.net VNet kuralları ekleniyor. Dışarıdan istek geldiği zaman o bunu içerideki makineye yönlendiriyor ve bu şekilde gerçekleşiyor. Ya Amazon'un normal bildiğimiz şey yok. Aynen. Yani şeyde ya bunun en güzel tarafı da şu, atıyorum yani bir tane production web sayfanız var. Bakımı alacaksınız, makinenin kapanması lazım ama işte kullanıcılar böyle beklemesin, ne oluyor lan web sayfasında falan gibi. Ufak bir tane instance açıp aynı IP'yi o instance'a verdiğiniz zaman atıyorum Nginx çalışıyordur. İşte yani güncellemiyoruz sayfası gösterirsiniz, kullanıcılar onu görür. Arka tarafta işinizi ayarlarsınız, IP taşırsınız, devam eder vesaire gibi özellikleri mevcut. O şekilde yapılabiliyor. Şimdi bu biraz karışık bir şey, görsel. Referans da aşağıda mevcut. Ben bunu Tim Hopkins'ten aldım. Redspace'de çalışıyor uzun zamandır. OpenStack Summit'te gösterdiği sunumlardan bir tanesi. Şimdi Compute Node'da esasında böyle interfaceler oluşuyor. Yani işin iç tarafında bu VM'leri ayırmak için yaptığı işlem bu. Ne yapıyor? İşte VM'den başlayacak olursak en alt tabakadan VM ETX0 interface'ini görüyor. Sadece bir tane interface ekliyorsunuz. Şimdi bu ETX0 interface'inin dışarıya çıkabilmesi, paketlere aktarabilmesi lazım. Fiziksel makine içerisinde de bu şekilde 3 tane şey oluşturuyor. Burada mecan mevcut. İşte TEP interface'i Linux Bridge ve Red Bay'i oluşturuyor. Bunların detayını bilmiyorum. Neden 3 tane interface var? Muhtemelen web interface'ini oluşturmasının sebebi bunlar iki yönlü. Yani buradan aldığını buraya, buradan aldığını buraya gidiyor. Ama neden bu gücü oluşturduğunu henüz bilmiyorum. Bu konuda çok detaylı bilgiye sahip değilim, çok incelemedim. Ama oluşturduğu interface var bu şekilde. Bunlar yani esasında VM'den çıkan trafik buraya doğru gidiyor. Bu kısım da BR-Int ve BR-Tun integration bridge aslında bu. Bunlar OpenVSwitch tarafında yer alıyor. Yani VM'den çıkan paket
VLAN ile tagleniyor OpenVSwitch tarafında ve OpenVSwitch'in içerisine giriyor. OpenVSwitch sana bir tane switch, bildiğimiz switch aslında. Sadece işte compute makinesinde çalışıyor. Ve paket buraya girdiği zaman VLAN ile tagleniyor ve tünel interfeysine giriyor. Burada GRE örneği vermiş. Bu VLAN da olabilir. Ben değiştirmedim. Yani GRE kullanırsanız bu şekilde oluyor ama VLAN olduğu zaman da direkt VLAN ile tagleyip gönderiyor bunu. Yani dolayısıyla burada yaptığı esas şey VM'den çıkan bir paketi OpenVSwitch içerisinde tagleyip sonrasında bu tünel interfeysinden network'e yönlendir. Yani tünellemesinin sebebi enkapsüle etmesi lazım oradaki trafiği. Overlay network dedik, network üzerinde bir network. Yani dolayısıyla network üzerinde network yapabilmesi için içeriden gelen paketi işte üzerine bir paket sarıp network'e vermesi lazım. Burada GRE kullanmış. Wakeson olabilir, VLAN olabilir. Esasında compute tarafında, VM'lerin oluştuğu tarafta bu şekilde. Şimdi bunun bir de diğer ucu var. Yani compute'dan çıkan paketler network moduna gelmesi lazım. Esasında şunu da belirteyim. VM dışarı çıkacağı zaman, atıyorum Google.com'a ulaşacağı zaman bu paketler network moduna gidiyor. Yani network modundan kesinlikle geçiyor. Dolayısıyla işimde network tarafı var, network nodu tarafı var. O da burada. Bunu da diğer taraftan şey yapabiliriz aslında. GRE ile paketlenmiş paket geldi buraya. Tünel interfeysine girdi. Ve burada yine integration bridge'i var. Bu da esasında işte hangi tag ile taglenmişse paket ona göre namespace içerisine sokuyor paketi. Network modu. Bütün şeyler, virtual, sanal şeyler, networkler ve router'lar network modu üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla VM'den çıkan paket network noduna geliyor. Network nodunda da bu OpenVSwitch ile beraber nereye gidecekse oraya yönlendiriliyor. Atıyorum DNS'ten IP mi olacak? DHCP'den IP mi olacak? Ayrı bir namespace'e gidiyor. DNS master olacak. Ne denir? Her virtual network için network modunda ayrı bir tane DNS mask sunucusu çalışıyor ki IP dağıtabilsin ayrı şeylere, networklere. Yani dolayısıyla DNS mask prosesi bir tane namespace içerisinde çalışıyor ve OpenVSwitch'te network'ten aldığı paketleri, taglenmiş paketleri ben hangi namespace'e göndereyim, hangi DNS mask DNS mask'ın nerede çalışıyorsa o namespace'e göndereyim şeklinde bir karar mekanizması var burada. Yani dolayısıyla ne yapıyor? Benim bir tane Linux namespace'im var. Onun içerisinde IP dağıtan bir tane DHCP sunucum var. Ve bu sadece o network IP dağıtıyor. Başka hiçbir network IP dağıtmıyor. Dolayısıyla bir yandan çıkan işte DHCP isteği o namespace'i giriyor. DNS mask'a ulaşıyor. DNS mask ona cevap veriyor aynı şekilde. IP bu şekilde alıyor. Ya da dışarı çıkacaksa ayrı bir interface'e, ayrı bir namespace'e gidiyor. Oradan karar mekanizması işliyor ve paketi dışarı veriyor. Başka işlemler yapıyor. Bunun üzerinde şu anda çok vakit harcamaya gerek yok. İlgileniyorsanız okuyabilirsiniz. Bunu göstereceğim zaten şeyde. Live demo. Şimdi network debugging olayına gelelim. Esasında benim genel olarak yaptığım şeyler bunlar. Kullandığım araçlar vesaire. Ne yapıyorum? İşte network'ünde sorun var diye geliyor müşteri. Nedir ne değildir? Bakmak için öncelikle o VM'in hangi fiziksel doğruları bir görmem lazım. Dolayısıyla o fiziksel SSH yapayım, gideyim, bakayım vesaire. Bunu da nova show komutuyla o şeyin, VM'in hangi fiziksel olduğunu öğreniyorum. Bir tane router ID'si var, veya daha doğrusu her network'ün ID'leri var. Bu VM hangi network'e dahil, onun ID'sini alıyorum. İşte router ID'sini, network ID'sini alıyorum. Bunlar farklı iki namespace'e, router namespace var. Pardon, router'ın olduğu namespace var, bir de ne demiş? DNS, DHCP isteklerinin dağıtıldığı namespace ayrı. Dolayısıyla hani router ve network ID'lerini alıyorum. Ya sonrasında ne denir? Router namespace'ine giriyorum. Eğer yani dışarı çıkamıyorum vesaire diyorsa. Router ID'sinin önünde Q-Router işte tire diye bir prefix var. Namespace'ler bu şekilde oluşuyor. Sonrasında TCP dump çalıştırıyorum. T-Sharp'ı kullanabilirsiniz. Wireshark'ı duyduysanız T-Sharp'ın konsol arayüzü. Ne yapıyorum? Namespace üzerinde TCP dump çalıştırıyorum. Bu namespace'e paket geliyor mu? Sonrasında fiziksel makinede, yani VM'in bulunduğu makinede bunun tag interface'ini, yani VM'in ETC dosyasının bir üstü ne TCP dump çalıştırıyorum. Sonrasında fiziksel makinede, makinelerin fiziksel gerçek interface'lerine TCP dump çalıştırıyorum. K
ki hani bir yandan paket çıktı mı, okey, çıktıysa makinenin network kartından çıktı mı vesaire gibi. Aynı zamanda gerekirse hani paket sivici ulaştı mı ulaşmadı mı, kablo sorunları oluyor bazen, mirror portuna erişiyorum. Çok kullanmadım bunu ama birkaç şeyde gerekli olabildi. Hani şeyde sivişten problem var yine şeklinde. Sonrasında flow'u analiz ediyorum. Esasında bu. Yani şuradan şuraya gittim, buradan buraya gittim. Ha, demek ki burada tıkanıyormuş, problem buymuş gibi bir şekilde ilerliyor. Kullandığım araçlar bunlar. ifconfig, burada router yazmışım da route komutu olacak diye fazla yazmışım. Route komutları aslında artık kullanılmıyor. Yani bunlar eskidi. Onun yerine IP komutu var. Her işinizi görüyor. Yani arc table'dan tutun, işte neighbor genel adı. İşte routing olaylarını IP route, interface IP adresi vermeye IP adres ve namespace işlemlerinde IP netNS komutuyla yapıyorsunuz. Kullandığım komut genel olarak bu. TCP dump parametrelerle kullanıyorum. E extended VLAN taglerini görmenizi sağlıyor. N name resolution yapma parametresi. Süper şeyler geldi. L üzerinde dinle ve I de interface. Eğer name ve L parametresini koymazsanız namespace içerisinde TCP'den takılı kalıyor. Hiçbir output göremiyorsunuz kesene kadar. Yani dolayısıyla bu parametrelerle kullanıyorum. Ping kullanıyorum ve trace route kullanıyorum. Ama trace route'u daha çok MTR'ı tercih ediyorum. MTR çok daha kapsamlı ve güzel bir araç. Sonrasında bir sonraki slide'da genel olarak karşılaştığım şeyler bunlar. Hakikaten yağlı çalışmıyor diyen insanlar var. Yani hiç çalışmıyor diyen insanlar var. Sonrasında yani ne çalışmıyor diye soruyorsunuz, cevap geliyor falan. Yani genel olarak karşılaştığımız sorunlar OpenStack listelerinde de olsun, işte sizin de atıyorum yeni OpenStack kurulumu olsun. Muhtemelen karşılaşacağınız en büyük şey DSCP sonucundan DMIP almıyor olacak. İşte DM başlattım, bekledim. İşte mesajda, açılış mesajında işte waiting for network interface to became online falan gibi bir şey var orada. Böyle bekliyorsun hafif saniye önce. Sonra tam DSCP'den IP aldı ama işte pingleyemiyorum gibi vesaire gibi sorunlar oluyor. Sonrasında VM IP aldı ama SSH key'imi koymadı, işte init olmadı vesaire. Bu arada şurada şeyi ekliyorum. OpenStack'te VM açtığınız zaman SSH key'inizi ve diğer bir takım ayarları başka bir sonucudan alıyor. Buna işte key'in adı neydi? Metadata sunucusu. Metadata server diye geçiyor. Yani siz OpenStack dashboard'da bir tane key ekliyorsunuz, SSH key'inizi. Sizin oluşturduğunuz bütün sunuculara o SSH key'ini ekliyor. Bu nasıl oluyor? VM imajlarında CloudNet diye bir şey var. CloudNet, işte Amazon'un, OpenStack'in, diğer bir sürü VM provider'ının beraber çalıştığı bir proje. Yani VM boot olurken CloudNet'i çalıştırıyor. CloudNet'te eğer OpenStack kullanıyorsanız OpenStack'in endpointlerine giderek SSH key'lerini ekliyorsunuz ya. Hostname'lerini güncelliyor. Yani VM açılırken yapacağı her şeyi yapıyor. Dolayısıyla bu tarz problemler de var. Bu problemle de genelde şey oluyor. Tam IP aldı, DSCP sunucusu çalışıyor. Ama SSH key'imi eklemedi, VM'e login olamıyor. Muhtemelen burada da metadata sunucusu çalışmıyordur. Bir şekilde orada bir problem vardır ve dolayısıyla SSH key'imi de ekleyememiştir. Bu çok büyük bir problem. Ben bununla yaklaşık 2,5 hafta uğraştım. Bu ayrı esasında sunum konusu bile olabilir ama özet geçeceğim. Şimdi problem şuydu. Hakikaten IP oluyor sonucu. Dışarıdan ping çalışıyor. Ama SSH yapılmıyor. Atıyorum SSH'de belli bir yerde kalıyor. İşte şey yapıyorsunuz. Netcat ile TCP çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakıyorsunuz mesela. İşte ABC neyse bir şeyler yazıyorsunuz. Gidiyor belli bir yerde tırpılıyor. Sonra biraz daha bekliyor. Tekrar geliyor vesaire. Böyle bir problem. Yani bayağı 2,5 hafta uğraştık. Sonunda şey çıktı. Ya bunu debug ederken bayağı işte 23'ü ekranda böyle 4'e bölünmüş TMAX session'ında işte hangi paket nereye gidiyor? İşte paket uzunlukları, MAC adresi, şunlar bunlar bayağı böyle işte bir hafta TCP'den buldum. Sonrasında şey çıktı. Kullandığınız Ethernet kartının driver'ında problem varmış. Kernel driver'ında. Transmit offloading diye bir şey var Ethernet kartlarında. Bu offloading esasında bizim kartta yokmuş. Ama Linux driver'ı offloading olduğunu iddia etmiş ve offloading'i açmış.
dolayısıyla ne denir? Belli bir paket uzunluğunda olan paketler gidiyor. Pink. Çünkü kaç? 20 byte bir şey olması lazım. Ufak paket. Ama yani daha uzun paketler tırılıyor orada ve gitmiyor. Ne denir? En sonunda işte Linux Net'te listesine mail attım. Böyle bir durum var vesaire. Bir hafta sonra ha bug varmış burada. İşte patch'te burada aslında offloading olmaması lazım. Hani bunu kapatalım bu şeklinde geldi. 3,5 hafta yedi. Neyse böyle şeyler de olabiliyor. Yani biraz sabırlı olmak lazım. Sizin store oluyor değil mi? Klasik TCP şey. Yok hiç de. Hiç bağlanmıyor orada. Tabii. Yani hani yakalıyor. Hani SSH okey tamam. Ama Netcat'te de şey durumları oluşuyordu mesela. İşte paket gönderiyorsun. Ne bilir? İşte ABC geliyor sıra sıra. D gelmiyor. İşte FSP'nin arka yöneltiğini yazıyorsun oraya. Bekliyor D'de. Connection kapanıyor. Tekrar açıyorsun. Bazen yavaş gidiyor vesaire. Böyle ethernet driver'daki problemden ötürüymüş. Neyse böyle şeyler de olabiliyor. Ama genel olarak şeyler bunlar. Hatalar bunlar bizim aldığımız. Sorunun sonu bu. Burada 3 tane link koydum ben. Daha detaylı yani. Buradaki arkadaş Phil OpenStack Summit'te şey yapıyor. GCP sunucusu da kiwi problemi live olarak debug ediyor. Onu şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Daha kapsamlı bir sunumu. Ben biraz özetledim. Burada yazılar mevcut. GCP sunucusunu nasıl debug edelim? Ve yukarıda da en üstte de Linux Network Namespace'lerin ne olduğunu, ne yaptığını çok basit bir şekilde OpenStack ile ilgili değil. Ama hani genel olarak namespace'leri nasıl kullanırsınız şeklinde anlatıyor. Sorun bu kadar. Şimdi ben şey göstereceğim size. Neyiniz? Şuraya bağlanabilirsiniz. Taksiye adres veriyoruz, götürüyorlar. Data center'a gidip gelmeye... Buradan taksiye mi gidiyorsunuz Anadolu'ya? Evet, kaç tane ödünüz oldu abi. Şeyde, yok ya, değil. Kayıttayız. Sadece hosting direktörden mi geçiyor? Değil mi? Abi, pardon. Yani genel bağlanamıyormuş bu an. Ben tetrak yapacağım muhtemelen. bir saniye. Bağlandı abi. Yok abi, failed dedi. Failed. Yok ya, az önce bağlandım mı öyle? Aa, o konu VPN canavar gibi çalışıyor ben şu an. Öyle mi? Tamam, sen söylemiyor musun lan? Abi yok, sen bana hiçbir şey yaptın ya. O konu VPN session'ından başka hiçbir şey yok. Zaten iyi, sen Opera'da kullanıyorsun. Opera candır ya. Opera'yı hiç kullanmadım orada. Oo. Ezelden bir Opera'cı. Öyle mi? VPN'i bağlamak çok sıkıntı ya. Avrupa yakasından Anadolu diye yer mi var ya? Anadolu yok abi. Anadolu'da var. Anadolu'da var mı? Anadolu'da var. Hayır, Dudullu'da data center. Süper ama. Avrupa ya. Dudullu yok ya. Çalışıyor ya. Okey. Kaydı yakın alalım bu arada. Net görek. Sistem inşaat.
şimdi şeyi açalım. Evet. Burada bizim şeylerimiz var. Burada bizim kullandığımız test BM'leri var esasında. Şimdi onu gösterelim. Instance listesinde bunları görebileceğiz. Belki session timeout olacak. Çok uzun zaman evet, geçiş yapmadığı için. Evet, burada VM'lerimiz mevcut. Şunlar bizim floating IP'lerimiz, tanımladığımız ve bunlar da iç IP adresleri. Esasında bir tane işte VM açtığımız zaman direkt şu iç IP adresinden IP alacak. Bunlar da şeyden tanımlı. Bu arayüzü daha önce görmüş müydünüz? Birazcık şey yapayım mı? Geçeyim üzerinden. Geçeyim, tamam. Esasında yani OpenStack'te yaptığımız ilk şey bir tane network oluşturmak. Bu network içerisinde de subnetler vesaire var. Bunun gibi şeyler oluşturuyoruz. Hatta yine bir tane network oluşturalım. Yani burada network'in ismi var. Subnet giriyoruz. Buraya CIDR notation'ı nasıl okunuyor bilmiyorum. CIDR İngilizce peki. CIDR notation'la adresini veriyoruz. Sonrasında işte version'lar var ve gateway IP'si var. Bunu vermeniz gerek otomatik olarak veriliyor. Sonrasında next deyip bunu oluşturuyorsunuz esasında. Bununla beraber sanal network'ünüz oluştu. VM'lerinize dağıtacağınız IP adresleri belli olacak. Burada ben şu IP adresini vermişim. Bir tane de router oluşturmak gerekiyor. Yani network yetmiyor. Bunu da bir dışarıyla şey yapmak lazım. Haberleştirmek lazım. Burada router'ın bir tane gateway bacağı var. Bunu ben set etmişim zaten. Çıkarabilirim. İçerisinde de bu router nerelere bağlı olduğunu görüyorsunuz. Hatta topolojiye gelirsek, topoloji içerisinde de bu çok rahatlıkla görünecektir. Yani çok güzel biçimde. SkyAtlas Net diye bir tane network'üm varmış burada. İçerisinde bu instance'larım var. İşte VPN test, Simpana, işte VM vesaire. Bunlar bir tane router'a bağlı. Yani bu network'ümün bir bacağı router'da, router'ın diğer bacağı da external network'te. Bu şekilde yani basit olarak network'ünüzü oluşturuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu router ID'si farklı, aynı zamanda network'ün ID'si farklı. Bahsettiğim gibi şöyle gerçekleşiyor, VM DHCP isteği gönderdiği zaman network nodunda bu network ID'li bir namespace içerisinden alıyor. Aynı zamanda router farklı bir namespace içerisinde yer alıyor. Daha doğrusu her router için farklı bir namespace oluşturuluyor. Dolayısıyla hem network hem router var. TCP problemi ise bakmamız gereken yer network tarafı. Yani TCP problemiyle ilgileniyorsak bakacağımız namespace bu network ID'si işte qrouter-network ID şeklinde namespace. Şimdi göstereceğim. Genel olarak topolojimiz bu şekilde. Bir tane sanal router, bir tane sanal network. Sanal network router'a bağlı, router da dış bacağa bağlı. Bunlar da şeylerimiz, VM'lerimiz. Şimdi atıyorum işte VPN test makinamda sorun var. Bir şekilde IP almıyor, şey yapmıyor. Yani şu anda sistem çalışıyor da. Yani benim yaptığım şey şu. VPN testin içerisine girip, şurada ID'si var, içeride de görünecek. Şurada instance ID'sini alıyorum. Bu makina hangi fizikseldeymiş diye bakacağım şimdi. Controller makinasında bu. Nova, Shof, Aldi dediğiniz zaman bu makina hangi fizikselde olduğunu görebileceğiz şimdi. Neymiş? Note40 isimli bir tane makinadaymış. Şimdi Note40'a gidelim. Bu arada kullandığım şey TMAX terminal multiplexer. Yani tek bir terminalde birden fazla tel ya da şunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Ayrı ayrı session'lar oluşturabiliyorsunuz. Atıyorum üst tarafta bir TCP dump açık, alt tarafta başka bir makinede açık olabilir. İşleri çok kolaylaştırıyor. Neymiş? Node40'daymış. Şimdi Node40'a geldim. Node40'da bunun evet şu ID'ye ait sunucunun sanal interfeysi nedir diye bakmam gerekiyor. Bunu da Instances dizini var. Bunlar KVM'in daha doğrusu Nova prosesinde oluşturduğu dizinler. ID'ye göre gidiyor. Ben şu anda bu sunucunun
ne denir? İşte Liberty XML'i burada, konsol logları burada, yerel diski burada ve disklerin ne denir? Bilgisi mevcut. Yani direkt Liberty XML'in içerisini açalım. Liberty XML'de şuradan şeye bakalım. Bu VM açıldığı zaman şeyde nereye bağlı? Ne denir? Şöyle bir şey var. Source Bridge bu. Target Bay'de bu şekilde. Yani ilgilendiğimiz şeyler esasında bu isimli şeyler. Ne denir? İnterfaceler. Şu ana kadar ne yaptık? VM'in bulunduğu compute makinesine gittik. İçerisinde Liberty XML'ini bulduk. Ve bu makinenin hangi interfacelere bağlı olduğunu içerisinden bakmamız gerekiyor. Bu interfacelermiş. Şimdi şu tab interfacesini alalım. Şöyle yapalım. IP link komutuyla bir sürü şey olduğunu göreceksiniz. Hatta grep diyelim, daha sağlam olsun. Böyle bir interfacimiz varmış ve bunu da ben TCP'den çalıştırıyorum. Fiziksel makine de hazır. Hatta şunun konsoluna girelim. Muhtemelen giremeyeceğim ama yine de şu dış IP'sinden deneyeyim şöyle. Biraz hack yapmış olacağım ama. Evet, burada gördüğünüz gibi sadece ICMP paketlerini filtrelersek şu anda VM içerisindeyim ben. Sanal makine içerisindeyim. Dış IP'yi pingliyorum. Pinge cevap gelecek ve ben de fiziksel makinede o VM'in bağlı olduğu interface'ten bunları dinliyorum. Birinci aşama bu yaptığım şey. Sonrasında buraya kadar tamam. Aynı zamanda da ne denir? Bu makine şeye çıkabiliyor mu? İşte ping atılan paketler gidiyor mu? Esasında burada interface'ler EM olması lazım ama ETH0 da olabilir. Sonuç olarak yine buradan ETH0'yu işte ICMP paketlerine filtreleyecek şekilde dinliyorum. Yani dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Bu komut artı şununla beraber bu tab interface'ini dinleyerek VM'den çıkan paket tab interface'ine geldi mi? Geldiyse tamam. Geldikten sonra bu paket fiziksel makinenin, compute makinesinin dışarısına çıktı mı? Esasında bunu kontrol etmiş oluyoruz. Buraya kadar okey. Compute tarafında işimiz hazırladık. TCP dump'ları çalıştırdık. Bir de işin network tarafı var. Network node'una gitmemiz lazım. Network node'u da burada. Neutron 2 makinesi. 1 ve 2 var bu arada bizde. HA olarak çalışıyor. Ona değinmedim şu anda. Yani bir network nodu kapanırsa otomatik olarak failover olabiliyor. Keep alive değil. O ayrı bir sunum konusu aslında. Neyse bakalım. Sonrasında yaptığım şey şu. Router ID'sini alacağım bu makinenin. Buraya gittim. Şöyle bir ID'si var bunun. Network nodundayım. IP net komutuyla bu makinenin içerisindeki bütün network namespace'lerini görebiliyoruz. Bu QDACP dediği, şurada gördüğünüz ID, network ID'si. Q router'la başlayanlar da router ID'si. Yani dolayısıyla ben direkt bu ID'yi greplersem Q router şeklinde görebileceğim. Şimdi buradaki önemli mesele şu, bu namespace içerisinde işlem yapabilmek için bütün komutlarımızı IP.NET exec ile şey yapmamız gerekiyor. Yani bir sonraki yazacağım komutu bu namespace içerisinde çalıştır. Yani şu namespace içerisinde IP link komutunu çalıştır yapacağım şu andaki şeyleri görsün. Nedir? İnterfaceleri görsün. Bu şekilde iki tane interface'imiz var. Bu Q Gateway bir şey, bu da Q Router bir şey. Q Gateway içerisinde public IP'si var. Şöyle de yapabilirsiniz, bunun içerisinde 5 çalıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Direkt ben bu namespace'in içerisindeyim şu anda 5 çalıştırdığım için. Sadece IP link komutunu aynı çıktığı görebilirim. Yani namespace içerisinde 5 çalıştırdığınız zaman otomatik olarak bunu yapıyor zaten, onun içerisine girmiş oluyorsunuz. IP adreslerini görelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Q Gateway interface'inde bir sürü public IP var. Bizim VM'imizin hatta VM'imizin dahil olduğu public IP de olması lazım. Neymiş? 212.20 ile bitiyormuş.
212.20 adresi burada. Yani dışarıdan gelen paketler Open vSwitch kanalıyla namespace içerisine giriyor. Open vSwitch'in nasıl olduğuna değinmeyeceğim. Ufakça değinebilirim ama ne denir? Esasında dışarıdan gelen bir paket bu namespace'in içerisine giriyor. Şunu deneyebiliriz. Ben VM'i public interface'ine pinglediğim zaman bu paket buradan bu namespace'ten geçecek. Onu deneyelim. Bu interface'i alıyorum. Dış interface'i. Aynı zamanda şunu yapalım. Buraya kadar okey mi bu arada? Hızlı mı geçiyorum? Yoksa var mıdır aklınıza takılan nokta? Ah. Devam. Devam mı? Buna niye giremedim? Bir şeyleri gireceğim sana. Herkes çok iyi anlamış. Yok, tam karşısında olabilir de. Yani gerçekten tekrar tekrar anlatabilirim. Anlatmakta sıkıntı yok. Sadece hani anlaşılsın olsun istiyorum. O yüzden hani bölebilirsiniz. Soru sormaktan çekinmeyin. Ya bunu da sorsam şimdi hani gülünç durumum düşerim diye düşünmeyin. Kimse sizden bunu beklemiyor. Bilmenizi beklemiyor. O yüzden anlatmak için buradayız diyelim. Dolayısıyla yani buraya kadar şeyiniz var mı? Soru var mı? Yaptığımız şey şu. ID'lerden compute makinesine gittim. VM'in bağlı olduğu interface'i dinledim. Ve bu interface'ten gelen paketi gördüm. Bu paketin de fiziksel makinenin interface'inden çıktığını gördüm. Sonrasında network node'una gidecek bu. Network node'unda da namespace'ler var dedik. Bu VM'in bağlı olduğu router namespace'ine girdim. Şu komutla. Ve şimdilik bu kadar. Ve sonrasında bu interface'ler, bu network'in router namespace'inde bir takım public IP'ler gördük. Ve şu anda bunu canlı olarak göreceğiz. Ben iki tabla çalışacağım. Okey. Şu anda ben o VPN makinemin bulunduğu namespace içerisindeyim. Her iki tabımda da. IP adreslerine tekrar bakalım. Fark ettiğiniz gibi bu Q Gateway interface'inde public IP adresleri var. Ve bir de Q Router interface'i var. Bu da VM'in iç IP'sinin bulunduğu şey. Yani buradan ne beklersiniz? VM trafik üretmeye başladığı zaman bu interface'e gelecek. Esasında. Bu da benim router'ımın IP adresi. Deneyelim. Biz VM'den bir trafik oluşturup şu interface'i bunun da IP adresi bu. Şu anda VM içerisine girdim. Bunun da routing kurallarına bakalım. Evet, VPN makinesi olduğu için 18 bloğu var ama onu siz dikkate almayın. Şunu şey yapmamız gerek. Pardon. Default gateway buymuş. Dolayısıyla ben router'ımı pinglemek istiyorum. Router'ımı pingliyorum. Burada şeyi görüyoruz. Nedir? Yukarıda. Hatta şey yapalım. Yani router'ımı pingliyorum ve bir MAC adresinden diğer router'ın MAC adresine şeyleri gösteriyor. Nedir? ICMP mesajlarını gösteriyor. Buraya kadar tamam. Şeyleri gördük. Mesajları gördük. Yani dolayısıyla İnternete çıkamıyorsam yapacağım şey şu. Namespace içerisine girip router bacağını, yani iç bacağını, router iç bacağını TCP dump'la bakıp VM'den router'a mesaj geliyor mu diye kontrol etmek. Yani buraya kadar geliyorsa problemi şeye kadar izole etmiş oluyorsunuz. Namespace'in içerisine kadar izole etmiş oluyorsunuz. Neymiş? VM'den çıkıyor, switch'ten geçiyor, kablolarda problem yok, switch'te problem yok. Namespace'e kadar geliyor. Okey. Ama namespace'ten dışarı çıkmıyorsa o zaman problem namespace'tedir. IP tables kuralları yanlıştır. Bir şeyler yanlış gitmiştir vesaire. Buraya kadar geldik. Sonrasında dış bacağı da var dedik. Eğer dışarıdan içeriye problem varsa yani dolayısıyla yapacağımız şey hani herhangi bir dışarıdan makineden VM'i pinglemek. Bakalım şeyden gelecek mi? Namespace içerisine gelecek mi? Yani dolayısıyla Yani dolayısıyla şu bacağa TCP dump'la bakarsak eğer her şey düzgünse ve router çalışıyorsa buraya bir takım paketlerin gelmesi lazım. Ne demiştik bizim makinenin
public interface'i ne bu? Şimdi kendi lokal bilgisayarımdan burayı pingliyorum. Pinglerimiz çalışıyor, her şey düzgün. Ve şurada ICMP paketlerini de görüyoruz. Bunlar dış bacaktan ürettiğimiz paketler. Ve gördüğünüz gibi benim mobil IP adresinden o public IP adresine şeyler, mesajlar geliyor. Aynı zamanda şey problemi de olabiliyor. Şu anda tabii ICMP'ye cevap verdiği için bu paket yeme kadar gidiyor. Gitmediği durumda da burada paketleri görüyorsunuz. Yani dış bacağı geliyor. Paket geldi. RPC'ye gönderiyor. Bunlara bakma. Aynı müşteri ikinci bir VM yarastan, o da aynı namespace'in içinde mi oluyor? İki VM'in konuşabilmesi için, yoksa onu ID'den tanımlıyor musun? Yok, hayır. Şimdi iki VM'in konuşabilmesi için ayrı makinalarda oluyor bunlar. Ayrı makinalarda oluyor da yani namespace'in içinde olması lazım. Namespace'in içerisinde olmuyor şeyler. Compute tarafında compute tarafında namespace yok. Namespace'ler sadece network nodu içerisinde var. Şuraya dönecek olursak compute tarafında yapı bu şekilde. Burada bir namespace mevcut değil. Burada sadece VM'in bağlı olduğu interface var. Şurada. Bu da Open vSwitch'e giriyor, Integration Bridge'e. Bu da taglenip gönderiliyor. Yani dolayısıyla namespace yok şeyde, compute tarafında. Hatta şuradan şeye bakarsak, bu bizim compute makinamız. IPNet'le hiçbir compute tarafında değil de sonuçta iki tane VM yarattığınız zaman birbiriyle konuşabilmesi için Neutron'a gelmiyor bunlar? Yok, hayır, Neutron'a gelmiyor şey, VLAN settinginde. VLAN settinginde. Evet, direkt VLAN'la olduğu için Redner'ı switch'ten direkt o makineye gidiyor taglendiği için. Sonuçta farklı KVM'lerde de olabilir de. Evet, farklı KVM'lerde var. Şimdi oradan göstereceğim ben. Bu BR, INT vesaire bridge'ler dedik ya. Bu da gördüğünüz gibi şeyler, ne denir? Integration bridge'inde Open vSwitch çıktısı bu. Integration bridge'inde belli şeyler var. Ne denir? Interface'ler var. QVO diye başlıyor. Şurada gördüğümüz şey esasında. Esasında gördüğümüz şey ne bileyim, bridge ismi bu. Integration bridge işte. Bu da BAT ile şeye bağlı, VM'e bağlı. Yani yapmış olduğu şey VM'i Open vSwitch işte bağlamak esasında. Gördüğümüz şey orada. Yani dolayısıyla orada yaptığı şey ne denir? VM için farklı unique şekilde tagler üretiyor burada. Ki zaten otomatik olarak taglemiş. 13, 16, 22 vesaire. Sonrasında bu tagli halde ne denir? Network'e veriyor. Ve o şekilde diğer aynı bir aynı VM'ler, aynı müşteri adresi olan VM'ler isterse aynı VLAN'da olduğu için de birbirine aynen konuşuyor. Öyle. Birbirine konuşabiliyor. Evet. Başka detay gösterebilirim ama ne denir? Nedir vaktimiz ya da şey durumumuz? Burada da bırakabiliriz. Başka bir seçim. Başka bir seçim daha yapabiliriz abi. Olur. Yani burada şeyi de göstermek istiyorum. Sonrasında tabii şu anda değil. Mesela burada bir sürü chain kuralları var. Hatta bahsettiğim gibi çok strict şeyler var. MAC adreslerine göre burada filtrelemeler var. Nedir? Tamam, şurada olması lazım da yan tarafta görünmüyor. Bu tarz compute tarafında kurallar mevcut. Aynı zamanda da şeyden bahsettik. Ben şu anda neredeyim? Floating IP'nin nasıl olduğundan bahsedeceğim ve sonrasında bitireceğim. Q router namespace'indeyim. Burada bir sürü şeyler var. Ne denir? IP adresleri var. Bizim IP adresimiz şu 20 idi. Burada bir IP tables'la bakalım. Hangi IP tables kuralları var? Namespace içerisinde farklı IP tables kuralları var demiştik. Ve bunu da grepleyelim şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi floating IP esasında bu. Yani şeyde dışarıdan gelen IP adresi buysa içeride buraya gönder diyor ve içeriden geliyorsa sorsun da bu yap diyor. Esasında bu floating IP bildiğimiz. Bu kadar, teşekkür ettim. Otomatik olarak geldi. Tabii otomatik. Bunların hepsi otomatik. Aynen. Hatta şey yapabiliriz mesela. Ne dedik? Ben bunun floating IP'sini kaldırmak istiyorum. Dış bacağı almasını istiyorum. Pardon, access security'ye bakacağız. Ben bir kez daha sordum, böyle IP tables'ını flush etmiştim. 20 demiştik.
Bu floating IP şuraya bağlı. Ben bunu disassociate edeceğim. Bunu yaptığın noktada API böyle bir istek gönderiyor. RabbitMQ'ya gidiyor MessageQ'ya. Böyle bir istek var. Bunu kim handle edecek diyor. Neutron prosesleri alıyor bunu. IP tables kurallarını kaldıracak şimdi. Şu anda floating IP yok. Bunu pingleyemiyor da olacağız. Şurada açık bırakmıştım. Ve takıldı gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda şu komutu yenileyelim. Bununla ilgili hiçbir kural yok. Ve bu kuralları sildi esasında. Yaptığı şey bu. Biz dolayısıyla IP tables'ı manuel olarak etmeniz anlamlı da değil. Evet. Önerilmeyen bir şey olsaydı. Aynen öyle. Yani zaten bu IP tables kurallarının namespace içerisinde Neutron yapıyor. Floating IP'yi, associate etme olayı Neutron'un benim hiçbir şeyim olmaksızın şu kuralları eklemesi. Başka hiçbir şey değil floating IP'de. Biz associate ettiğim zaman da bu kuralları siliyor. Böyle bir kural olmadığı için de kalıyor. Gayet de hızlı ya. Yani daha çokça ayrıntıları var ama bugünlük bence yeterli gibi. Yani devam edebilirim ama çok vaktinizi de almak istemiyorum. Yeni seçim yapacağız. Konuşayım. Okey. Okay. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Production'da kullanıyor musunuz şeyi? Ne? Focus değil. Production direkt. Abi şu anda production. Ha direkt. Evet. Kaç ay sağ olsun? Bir remote edelim ya. Juno. Geçen Burak'la konuşana kadar production'da olduğunuzu bilmiyordum. Hatta bok atıyordu arkamda. Kafa yapmadan bir şeyler. Lans kıyafetlası. Bir ara kendi şeyiniz vardı. Kendi yazdığınız bir şey. Ha evet, o benden önce yazılmış. Ben de söyledim. Düşünmüyor. Ama en bir şey giriyor yani. Ben Zenifon dediniz orada muhtemelen. Autoscape falan kullanıyor musunuz? Şeyde mi? Diğer tarafta mı? Office'in içerisinde. Öyle bir proje var esasında ama şey değil ki. Yana doğru genişleme değil, dike doğru otomatik olarak genişleyen proje yapıyor arkadaşlar. Yani yük olduğu zaman CPU ve memory'yi ve bu tekrardan arttırır. Ankara Meetup'ta Autoscape'i anlattılar aslında. Onun sürekli muhtemelen. Hüseyin Hoca güzel anlatmış bu işi. Videolar olması lazım ama ben onu izlemedim. Ben paylaştım. Videoları YouTube'a gönderiyorsun. Hatta videoları YouTube'a ben göremedim. Production makinesi diye İstanbul'da benim yok. Yani gördün mü yani? Production makinesi de geçiyormuş diye başlayacağız. Otoskeyli falan anlattılar. Canlı ben de söyleyeyim bu production'a çalışmayı da. Makineyi şey olduk senin. CPU'yu RAM. Ben işe bitince logo atabiliyorum. Sen logo atalım. Coştan gidiyor nerem ne yaptın ya? Çıktı abi. Orada logout oldu. Kullanılan ekranın da benim var yani.